Merhaba arkadaşlar, ben Ali Can Balçık, Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. PIC 18-45-50 ve MicroC ile PIC programlama derslerimizin bu sanırım üçüncüsü. Bugün ne anlatmaya çalışacağım? Elimden geldiğince bildiğim kadarıyla pull-up pull-down direnci nedir? Butonla input verme, buna göre output alma. Timer anlatacağım. Yani timerla milisaniye ölçer yapacağız. Ve bir de random sayı üretme anlatacağım. Bu anlattıklarımdan sonra ufak bir, yani bugün değil tabi, bir sonraki videomda ufak bir, ne denir, ufak bir oyun tarzında bir hafıza oyun yapacağım. Sayılar gelecek ve o sayıları hatırladığımız kadarıyla yazmaya çalışacağız. Bu tarz bir oyun yapacağım bir dahaki videoda. Şimdi ne yapacağımıza bakalım. Önce buton kontrolüyle başlayayım. Şimdi buton, önce butonu nasıl bağlayacağımızı anlatalım. Buton pikin bir pinine bağlanacak tabii. Ama bu pine nasıl bağlanacak? Bu önemli. Bu pine şu şekilde bağlayamayız mesela. Burada açayım Pro Tools'u, göstereyim. New Project diyelim. Şuradan klasörümüzü seçelim. Klasörümüzü seçtik. Projemizin ismi de Buton LED Video. Video olsun. Next deyip bunlara geçiyorum. Evet, şimdi ISIS'i açtık. Mesela PIC 18-45-50'ni seçelim. Evet. Tabii bir sürü çıktı. 45-50. Alalım. Mesela burada şu RA0'a bir buton bağlayayım. Şimdi programlamadan önce bu sefer donanımı gösteriyorum. Önce donanım, sonra programlamayı göstereceğim. Şuradan buton seçelim. Şimdi butonu şöyle bağlayayım. Yani şu şekilde bağlamamız doğru olmaz. Şuradan bir de power alalım. Yani böyle bağlarsak bu buton Proteus'a çalışır ama normalde pikiniz yanar. Pik yanar yani. O yüzden bunu burada böyle bağlarsak bir şey değişmez. Ama böyle bağlamamamız lazım bunu gerçekten. Çünkü bu şekilde pik yanar. Pikin görmesi gereken, alması gereken şey akım değil. Pikin akım çekmemesi lazım. Pik idealde 0 amper akım çeker. Yani pratikte de zaten hani tam bilemiyorum ama 10 miliamperi geçmemesi lazım. O yüzden pikle direkt motor çalıştırılmıyor. Motor sürücü devreleriyle motor çalıştırıyor mesela. Yani o yüzden burada bizim bir pine doğrudan 5 voltu vermemiz, o pin mesela 0 voltta görünüyor. Biz ona 5 volt verdiğimiz zaman oradan çok büyük bir akım geçer. O da piki yakar. Yani paranıza yazık olur yani. Kısaca. Peki buna biz ne yapmamız lazım? Buna bizim akım vermeden oraya gerilimi 5 voltu göstermemiz lazım. Yani peki onu nasıl yapacağız? Hemen elimden geldiğince göstermeye çalışayım. Şimdi bu kalsın, biz telleri silelim. Bunun için pull up pull down denilen devreler kullanılıyor. Pull up devresi yazalım. İnternetten görelim mesela. Buralarda görünüyor pull up devresi, pull down devresi. Mesela burada input output pinine, resmi görüntüleyelim, biraz da büyütelim. Mesela pull down devresinde buraya bastığımız zaman 5 volt gidiyor, basmadığımız zaman 0 volt gidiyormuş. Burada da bastığımız zaman 0 volt, bıraktığımız zaman 5 volt gidiyormuş. Mesela bu şekilde farklı farklı bağlantı şekilleri var yani. Burada mühim olan sizin oraya pik girişine 5 volt ya da 0 voltu sadece göstermeniz. Oraya o gücü vermemeniz. Güç vermeden voltu vermeniz. Gücü dirençler alıyor tabii. O şekilde şimdi
bakalım biz buradan akıldan yapmaya çalışalım. Yani tabii ilk yapışımda yanlış yapacak olabilirim. Ama bize direnç lazım. Şimdi mesela şöyle pull down devresi yapabilirim bence. Tabii bu işte biraz pratikle alakalı. Ben biraz ezberledim tabii. Doğal olarak. Şu bir bize pull down devresi vermiş oluyor. Düşünelim. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Mesela şimdi burada tabii bu şu anda bu devre protestoda çalışmıyor. Anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada basmadığımız zaman buradan 5 volt gidiyor ve akım buradan ve buradan geçiyor. Yani çok az geçiyor. Niye? 10 kilo ohm. 5 volt bölü 10 kilo ohm kaç eder? 500 mikroamper eder sana. Evet, 500 1 kilo ohm olsa 5 miliamper eder. 500 mikroamper etmesi lazım. Yani o tarz ufak bir akım geçmiş oluyor buradan. Burayı biz sadece göstermiş oluyoruz böylece. 5 voltu basınca bura 5 volt oluyor. Buraya biz 5 voltu gösteriyoruz ve devam ediyor. 5 voltu göstermiş oluyoruz. Şöyle de olur diye düşünüyorum. Burayı silsek, hayır, burayı silsek olmaz. Mesela burada nasıl yapmışlar onlara bakalım. Pull up, pull down devresi. Mesela burada pull down devresini bu şekilde yapmış. Yani basınca 5 voltu görüyor. Benim yaptığımın aynısını yapmış. Basınca 5 voltu buradan görüyor. Bırakınca 0 voltu bu şekilde görüyor. Şeklinde yapmış. Burada pull up'ı basınca kaç görüyor? Basınca 0 voltu görüyor. Buradan akım akmaya devam ediyor. Şöyle göstereyim. Ya alışmışım parmağımla göstermeye. Şimdi şurada basınca akım akmaya buradan devam ediyor. Ve burada 0 volt görünüyor değil mi? Bütün volt düşümü, gerilim düşümü burada oluyor. Bırakınca 5 voltu buradan alıyor. Ama akımı çok azalıyor. Akım burada çok azalıyor. Burada farklı farklı var. Burada da mesela Arduino için yapmış. Basınca 5 voltu görüyor. Ve buradan ground'a gidiyor. Bunu çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Burada direnç olmadığından. Ama tabii yapmış. Yapacak bir şey yok. Burada da bir pull-up devresi aynı şekilde. Neyse şimdi devam edelim biz. Proteus'u gördük. Hemen. Şimdi pull-down devrimiz bu kadar. Bu birinci kısım olsun. İkinci kısımda yazılıma devam edelim.